çok güzelmiş bu sucuklu yumurta. Evet aslında çok güzel olmuş. Ezikler canınız çekti mi? Küçük ezik ister misin? Hı? Evet. Gelecek misin? Evet evet. Koptu mu sana? Çek içine çek çek. Kıyamadı unutma ezik. Çok kötüsün. Sus. Sus bakayım. Terbiyesiz besleme. Ay iyilik de yaramıyor bunlara. Sen biliyor musun ki bu sucuklu yumurtanın kokusunu bile bulamayan kaç tane çocuk var? Ha? Hiç. Hiç vallahi. Canım benim. Sucuklu yumurta ister misin bir tanecim ha? Bak 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 bak. Kokla bakayım. Şu altın tabağına koyalım da yemek istersen buradan yersin sonra, tamam mı? Ay hayatım görüyor musun? Yemiyor canıtın da. Asil köpek tabii. Boşu boşuna mı? $2000 para verip aldım canım onu. Aslı bu köpek niye böyle fazla hareket etmiyor? Ne bileyim kızım. Herhalde asaletinden filan. Tabii bir ağırlığı olacak değil mi? Bana bak. Bana sorarsan bunun soyu Lassie'den geliyor. Evet evet. Küçük ezik bak Cennet'in tabağındaki yumurtayı yemiyor. Al onu sen ye. Utanma vallahi ye ye. Abla şuna bir şey söyler misin? Boş ver Nazlıcığım. Ah kızlar. Gerçekten kahvaltıya ineceğinizi bilseydik size göre de sucuklu yumurta yaptırttırırdık ama kendimize kadar yaptırttırmış olduk artık. Başka sefere ne yapalım? Kıvılcığım daha sucuklu yumurta yer misin canım? Bir dolu yapmışız da. Tabağındaki bitmedi ama olsun olsun isterim ben. Tamam koy. Yanında hemen bir dolu var al oradan. Tamam o zaman bitince alırım ya. Bana bak ciğerci kedisi gibi bakıyorlar görüyor musun? Bana bakın, bana bakın beslemeler. O eski şarşallı günleriniz geride kaldı anlıyor musunuz beni? Ah nasıl olsa amcam para getiriyor deyip de artık öyle eskisi gibi 4 kişilik bir ailenin mutfak erzağını bir önünde oturup yemek yok. Kahvaltı budur. Peynir, zeytin, reçel o kadar. Hani diye ekmek, ekmek neredeydi kızım? Neredeydi bu hayat ola? Buradaymış. Üstü biraz yeşillenmiş ama olsun idare edin. Aldırmayın ona. Ay çocuklar, ay yeşil çay gibi yeşil ekmek de çok yararlıdır. Buyurun yiyin. Günaydın, gel canım, gel hoş geldin. Sucuklu yumurta da mis gibi koktu. Ne o kızlar, siz niye yumurta yemiyorsunuz? Yemiyorlar hayatım, şeyden yemiyorlar onlar. Okula gideceğiz yengecim, ağzına sucuk kokmasın dediler. Peki siz bilirsiniz canlarım benim dedim. Olur mu öyle saçma şey canım? Dişlerinizi fırçalarsınız olur biter. Bu yumurta yenmez mi? Veren olsaydı yardık ama. Bu ne demek Aslı? Veren mi? Kim? Ne böyle mi? Ay veren mi olmuş bize Ekrem yoksa sen mi veren oldun? Ay gittik hocam görüyor musun be? Aslı saçmalama. Verem olsaydı demedi, veren olsaydı dedi. Kızlara yumurta vermedi mi? Vermedim mi? Vermedik mi? Vermemişiz hayatım ama şeyden. Ancak kendimize kadar yapmışız bugün yumurtayı. Dedim ki böyle bir gıdım bir gıdım bir gıdım vereceğimi hiç vermeyeyim. Daha iyi tadı damaklarında kalacak çocukların. Başka bir günde daha bol bol yaparız. Onlar da doya doya yerler diye düşündüm. Şu tavayı bana verir misin Aslı? Hangi tavayı? Şu kıvılcımın yanında duran yumurta tavasını uzatır mısın bana? Ay bu tavayı mı? Evet o tavayı. Peki canım. Al canım. Aşk olsun sana Aslı. Burada tam 4 kişilik yumurta var. Evet hayatım orada var ama senin de dediğin gibi 4 kişilik yumurta var hayatım. Yani 3 kişilik ya da 6 kişilik olsa bölüp vereceğim yani eşit şekilde. Ama 4 kişilik olunca bunu bölmesi zor oluyor diye vermeyeyim dedim. Daha sonra eşit şekilde bölüp verebileceğimiz yumurtaları pişirir veririm diye düşündüm. Aslı saçmalamayı keser misin lütfen? Müstesna. Müstesna gelir misin? Buyurun Ekrem Bey. Bak Müstesna, bu işlerde senin hiç kabahatin olmadığını biliyorum ama senin özellikle dinlemeni istiyorum. Bu kızlar benim yeğenlerim. Yani bu evin insanları, bu ailenin fertleri. Bizler ne yersek onlar da aynısını yiyecekler, tamam mı? Tamam Ekrem Bey. Güzel. Ayrıca bu konuda eğer Aslı Hanım tersi bir fikir söylerse onun emrini uygulamayacaksın. İyice anladın mı? Tamam Ekrem Bey, anladım. Sen de anladın mı Aslı? Ama hayatım ben üçe bölünmüyor diye şey. Aslı, anladın mı? Evet. Hadi kızlar uzatın bakalım tabaklarınızı bana. Şöyle. Ay hepsini boca etti. Ağzınız da karıp iş yollar. Gördün mü Aslı'cığım isteyince nasıl üçe bölünebiliyormuş. Bu arada bu yaptığınızın cezası olarak da sizinkileri de ben yiyeceğim. Ama hayatım biz ne yapacağız o zaman? Siz de güzel güzel beni seyredeceksiniz. Hadi bakalım kızlar afiyet olsun. Efendim sen çok şiddet yanlısı bir kimse oldun son zamanlarda. Ama babacığım
Aslı yenge gerçekten çok güzelmiş. Kıvılcım bak geliyor mu kokusu? Ama eğer canı çekerse hiç çekinme, Canıt'ın tabağından alırsın artık. Uyuduk yaratmasana pis böcek. Canıt'ı bir tanecik kızı. Biliyorum sen çok asil bir köpeksin ama... ...bu beslemeleri ısırmak istersen sana izin veriyorum. Hepsini tek 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 ısırabilirsin, tamam mı canım? Hadi afiyet olsun. Bari Canıt'ına verilir azıcık. Korktu hayvana. Afiyet olsun, hadi bakayım, ye. Sanayi abi, bir çift kaşarlı tost alabilir miyim? Çift kaşarlı tost mu? O ne ki? Böyle çift kaşarın arasına bir tane tost ekmeği mi koyuyoruz? Yok abi, ekmeğin arasına iki tane kaşar koyuyorsun. Nasıl yani? Sen bana içine azıcık kaşar koyuyorsun mu demek istiyorsun? Yok abi, öyle demek istemedim. Dur, dur, bekle. Bu kadar yeter mi? Ne yaptın abi? Bu çok büyük. Size de kaşar beğendiremiyoruz kardeşim. Ama tabii siz de haklısınız. Benim ihtisas alanım bu değil ki. Ne bileyim, kebap, Ali Nazik, çiğ köfte. Ama onlar da burada gitmiyor işte. Merhaba Sanayi. Oo, hanımım hoş geldin. Merhaba Erdem. Hemen size çift kaşarlı, çift sucuklu, çift kere yağ sürülmüş bir tost yapayım mı? Yok yok, gerek yok. Ben kahvaltı edip geldim. Şey soracaktım, Burak'ı gördün mü? Yok. Siz dışarıdan gelmediniz mi? Bakmadınız mı? Aa evet, ama ben kantine gelirken görmedim de o yüzden sordum. Ben de sizi arıyordum Selena Hanım. Beni mi arıyordun? Evet, sizi arıyordum. Fitnet Hanım bana dedi ki, Selena okulda görürsen söyle benim yanıma bir geliversin. Ona söyleyeceklerim var dedi. Fitnet Hanım mı? Evet, Fitnet Hanım. Müdürüm çok önemli bir konuda sizinle görüşecekmiş. Ben sordum kendisine. Nedir bu önemli konu diye. Bana bile söylemedi. Hatta kızdı bile. Ya, demek çok önemli. O zaman ben bekletmeden Fitnet Hanım'ın yanına gideyim. Kolay gelsin Sanayi. Afiyet olsun Erdem. Sağ ol. Güle güle. Ya gelsene sen benimle şu çift kaşarlığın inceliklerini bir göster. Göstereyim abi. Şincik. Yaptığım tetkik ve araştırmalara göre Selena okula geldiğinde 5 kilometre hızla merdivenlerden iniyor ve mutlaka bu taraftan geçiyor. Buna ilişkin bir plan yapmam gerek. Ama alamet olarak değil tabii ki. Hadis olarak. Yakalanacaktım ya. Oh, Ütopya'da en sevdiğim bölüm bu oda. Sihir yapım odası. Ay. Ay, çok güzel iksirler var ama ben ne yapsam, bunların hangisini kullansam bilemeyeceğim. Çok şirin, karıştırayım, bakayım. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Aa, aa, kim gelmiş şeker şey? Tatlı şey, sen mi geldin? Tam zamanında geldin. Ben de şey yapmaya çalışıyordum. Pırlanta taşlı cep telefonu yapmaya çalışıyordum ama hangi iksirleri kullansam bilemiyordum. Bilirsin sen. Söyle bakalım. Hadi. Benim biraz işim var Afrodit. Sen deneme. Yanılma yöntemiyle kafana göre yap bir şeyler. Takıl yani. Takılayım. Şeker şey. Ama sabahtan beri deneyip yanılmaktan bıktım sandım. Acaba şey mi yapsam diyorum, içine merkür gazı koysam mı? Koyayım mı? Hı? Koy koy, çok güzel olur merkür gazı, koy. Evet. Koyayım, tamam koyuyorum. Bu değil mi? Aa, boş galiba. Ne dersin, boş mu? Boş. Gaz ya, onda. Esprilisin. Hoşuma gittin. Ay, şeker. Tamam, karıştırıyorum. Bakayım ne çıkacak. Çok merak ediyorum ne olacak. Ay. Bak ne çıktı. Yani pırlanta yerine örümcekli cep telefonu çıktı. Ben en iyisi gidip bunu bilen birisine sorayım. Sorayım değil mi? Bunu yaparım ben. Arayayım birisini. Tamam aramayayım gideyim. Bunu da kalsın. Hadi hoşça kal. Gerizekalı. Geri zekalı ya, geri zekalı. Of! Neyse,
Biz işimize dönelim. Şimdi çok geniş kapsamlı bir aşk perdesi yaratacağım. Ve bu sayede Burak'la Selena'nın arasını açacağım. Behlül'le sarayı denen o iki salağın ikisini de aynı anda Selena'ya aşık edeceğim. Peki nasıl olacak bu salaklar Selena'ya aşık? Dur bakalım. Evet. Selena bunun altından geçince etrafında bulunan bütün erkekler ona aşık olacak. Gir. Ah, Fitnat Hanım beni çağırmışsınız. Evet çağırdım Selena Hanım. Resimlerde çıkmadığınız için mecburen yüz yüze konuşmak zorunda kalıyoruz. Pardon anlayamadım sizi. İkimiz de birbirimizi gayet iyi anlıyoruz Selena'cığım. Artık böyle oyunlar falan yapmamıza gerek yok değil mi? Senin bir büyücü olduğunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Fitnat Hanım, ne yapıyorsunuz? Neden kilitlediniz kapıyı? Senin için fark eder mi? Bir büyücü değil misin sen? Duvarların içinden geçer gidersin canım. Hadi hadi dışarı çıkmak istiyorsan geç geç şu duvardan. Hem eminim sen bu duvarı kanımca çok rahat geçersin. Saçmalamayın Fitnat Hanım. Hiç kimse duvardan geçemez. Bırakalım artık bu martavalları. Başkalarını inandırabilirsin ama beni asla. Senin ben nasıl bir büyücü olduğunu gayet iyi biliyorum. Fitnat Hanım neden anlamak istemiyorsunuz? Ben sadece normal bir insanım. Büyücü falan değilim. Öyle mi? İstersen bunu bir deneyle ispat edelim. Barda fotoğrafını çektiğimde çıkmamıştın. Bakalım burada nasıl bir reaksiyon vereceksiniz küçük hanım. Siz hayal görüyorsunuz Fitnat Hanım. Şu şipşak fotoğrafı birazcık sallayalım da kendine gelsin. Biz de neticeden kesin emin olalım değil mi? Canım yoksa sadece şipşak fotoğraflarda mı çıkıyorsun? Ya evet aslında şipşak fotoğraflarda çıkmamayı tercih ederim. Baksanıza ne kadar kötü çıkıyor değil mi? Bunlar biraz kötü. Ay ne saçmalıyorsun sen canım, ne biçim bir büyücüsün anlatsana bana. Resimlerde çıkıyor musun çıkmıyor musun? Karar verdim ben odadan çıkıyorum. Şimdilik sadece bu kadarını yapabiliyorum. Yani daha sonra duvardan geçme meselesine çalışacağım. Bir dakika. Hiç de fotojenik değil. Çirkin çıkmış. Ya bazen düşünüyorum da Kıvılcım diyorum. Gençsin, güzelsin. Kafan kötülüğe süper basıyor. Ama Ozan seni değil de bu Ezi'yi tercih ediyor. Yani acaba kendimi kaybediyordur diyorum. Diyorsun. Kime diyorsun? Kendime diyorum. Kim olarak? Kendim olarak. Bir nevi kendi kendine konuşuyorsun yani. Aferin Dilara, bir kere anladın ha. Peki kendin cevap veriyor mu? Kim veriyor mu? Kendin canım. Ay vallahi sayende aklım karıştı Diloş. Ay, en azından sende karışacak bir akıl var. Ne yapsın bu da zavallı, bunda o da yok yani. Ay yazık yazık. Neyse ne diyordum? Ozan beni değil de bu Ezi'yi tercih ediyor. Acaba beni hak etmiyor mudur? Neyse kızlar artık kararlıyım. Ozan'a yüz vermeyeceğim. Unuttum onu, sildim. Evet. Of ama ya, nefret ediyorum bu Selin'den ha. Ozan! Ozan benim olacak. Olacak ya. Nasıl yapacaksın bunu? Bilmiyorum. Sadece sol üst tarafımdaki meleği dinlemem lazım. Haydi Hades, haydi Hades, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Eski Türk filmlerindeki yöntemi kullan.
Ozan'a de ki ben çok hasta oldum. Ne kadar ömrüm kaldığını bilmiyorum. Bu acıyla nasıl yaşayacağım de. Böylece Ozan senin olsun. Hatta Ozan cebine gelsin. Omzunda kötülük meleği falan yok ki senin yani. Olsa biz de gördük değil mi? Var var. Hatta bir şeyler fısıldadı bana canım benim. Ay ne dedi ne dedi? Az bir ömrüm kaldığını söyledi. Ne? Ay kılıcım az bir ömrüm kaldı. Allah'ım ne olur onu alma beni al. Bak buradayım yanındayım işte ölmesin ne olur. Dilara bırak beni salak. Rol icabı diyorum ya. Ay Uzan'a diyeceğim ki çok az bir ömrüm kaldı. Ve o da hayatımın son anlarını mutlu geçirme isteğimi hayır diyemeyecek kadar iyi biri biliyorsunuz ki. Şeytanca bir plan. Ay tabii düşünürüz. Akşa gerek yok şu şekilde eve gönderin. Ay ama bazen yine de düşünüyorum biliyor musun? Acaba Ozan beni hak etmiyor mu? Yani Selin'den bu kadar nefret ettiğim için mi onu o kadar istiyorum? Hı? Ama öyle işte be. Ay çok üzgünüm. Elmas taşla güneş gözlüğü sihiri yapmaya çalışırken oldu. Sinirlerim bozuldu. Komiksiniz. Tabii. Sihirin dozunu ayarlayamaman yüzünden 3 metrelik elmas taşla teber ikiye bölündü. Yarım saat oldu Gücenoz. Artık beni birleştirin. Birleştirmesen birleştireceğim de birleştirme sihiri aklıma gelmiyor. Hatırlamaya çalışıyorum. Yani eğer hatırlayamazsanız ben böyle 2 parça halinde mi kalacağım? Hmm, susa kafamı karıştırma. Hatırlamaya çalışıyorum. Bu da 2'ye bölünce çenesi düştü. Ay ben bu manzaraya daha fazla dayanamayacağım. Ben en iyisi gidip Ütopya'nın deniz manzarasını seyredeyim değil mi? Gideyim değil mi? Gideyim komiksiniz. Yüce Anos. Aa. Ne oluyor burada? Önemli bir şey yok. Teberi yapıştırmaya çalışıyorum ama yapıştırma sihri bir türlü aklıma gelmiyor. Hatırlayamıyorum. Önemli değil. Ben hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim Selena. Sağ ol. Rica ederim. Aa, bu benim için çok basit bir sihir. Tam 940 sene önce öğrenmiştim. 940 sene dediğin nedir Selena? Sen de benim gibi bu sihiri 6700 yıl önce öğrenmiş olsaydın... bugün hatırlayabilir miydim merak ediyorum doğrusu. Neyse, o yaşa gelince düşünürüm artık. Aa, ben sizden bir istekte, yani ricada bulunmak için gelmiştim Jonas. Nedir istediğin? Ben artık fotoğraflarda görünmek istiyorum. Yani fotoğraf ve kameralarda görünmediğim için dünyada çok başım derde giriyor. Ya, daimi olarak görünmem gerek. Hmm. Evet. Evet, tabii bu da bir sihir meselesi. Ekip olarak bunu araştırırız. Yalnız sihirdeki sayısal dengeyi bozmamak amacıyla... sana vereceğimiz her yeni sihir için sendeki mevcut sihirlerden birini bize geri vermen gerekecek. Yani bir sihirimden vaz mı geçeceğim? Evet, aynen öyle. Peki efendim, siz araştırmanızı yapana kadar ben de hangi sihirimden vazgeçeceğimi düşüneyim. Pekala, düşün bakalım. Selam, ben geldim. Ay, bu yapışmış. Çok güzel olmuşsun. Ben şey soracaktım, saçları kısaltma büyüsü soracaktım. Bunlar çok uzun çünkü, beni geriyor. Kısaltma mı? Aman gözünü seveyim Afrodit. Benim yanımda sihir mihir yapma. Yaparım ben. Elimde değil. Plan gayet basit değil mi Dilara? Ne planı? Ben deminden beri ne anlatıyorum? Bir şey anlatmıyorsun ki. Ay İrem su anlatıyor mu? Aa, biz konuşmaya yeni başladık canım. Doğru diyorsun. Dilara bak şimdi beni dikkatsizce dinle tamam mı? Senin teyzen doktordu değil mi? Evet doktor. Sen teyzenden bir röntgen bulacaksın. Ama böyle ciddi bir hastalık olsun tamam mı? Tamam bulurum. Ne bulacaksın? Ne bulacağım? Dilara ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum? İşte şimdi azarlaman yerini buldu hayatım. Doğru diyorsun. Dilara ben sana yapacaklarını bir ara yazarak veririm tamam mı? İrem sucuğum sen dinle beni şimdi. Dilara röntgenleri getirecek. Sen de Diloş'la birlikte Ozan'ın yanına gideceksin. Ve diyeceksin ki Kıvılcım çok hasta Ozan. Çok fazla bir zamanı kalmadı ölüyor diyeceksin tamam mı? Peki neden sen söylemiyorsun? Ben yastayım ya Dilara. Ay hayırdır yine ne oldu? Öleceğim ya ben salak. Ay yine mi? Çok geçmiş olsun Kıvılcım. Ay bunu neyle besliyorlarsa böyle oluyor hep ha. Ay bilmiyorum ya. Doğumunda bir sorun oldu herhalde. Narkozu fazla vermişler. Neyse seninlerin bu plandan haberi olmayacak tamam mı? Anladınız? Tamamdır canım sen dert etme. Sen sadece rolüne konsantre ol. Ay sen orasını merak etme. Seninleri hayatlarında yaşamadığı bir dramı yaşatacağım. Ay. Çu 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 çu
Hadi pış 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 pış. Pış pış pış. Aferin sana. Aferin sana. Pış pış pış. Bir de böyle. Bir de böyle pış pış pış. Pış pış pış. Gel lan. Ne yapıyorsun sen Zülfikar? Hep aynı yerlerde gezdirme benim kızımı. Şöyle biraz masanın etrafında falan dönsene. Hava alsın, kendine gelsin hayvancık. Tamam efendim, gezdireyim de ben yani yanlış anlamazsanız bir şey söyleyecektim. Ha, yanlış anlayabilirim yani. Söz istiyorsun öyle mi? Hayır efendim, söz falan vermiyorum. Ne söyleyeceksen söyle. Efendim bu köpeği diyorum, ben alayım bir... Hış! Köpek sensin. Onun bir adı var, Jonathan. Jonathan. Evet, hatta Jonathan hanım diyebilirsin. Hanım. Evet, bir mahsuru mu var? Yok efendim, siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Jonathan hanım. Ay sen buna bakma, cahil işte, cahil. Canım benim, seni kadar aklı yok. Cahil diyene bak, erkek köpeği hanım diyen benim sanki. Ha, bir şey mi dedin? Yok efendim, ben bir şey demedim, şey diyecektim. Jonathan hanımı diyorum, hani bir dışarı çıkarsak, hava alsa. Tembele iş, buyur sana akıl öğretsin demişler. Hayır efendim, köpek burada gezecek, bu alanda gezecek, şuralarda gezecek. Anladın mı beni? Dışarı çıkmak yok. Ya hayır, Jonathan hanım bir sokağa çıkarsaydık, bir gezseydi, bir şeyler yapsaydı. Yapmasana be! Ay yapma! Hem öyle cahil kafanla her şeye karışma sen. Ay ukaladın, beleye kesildin başıma. Zaten geldiğinden beri hayvancık büm büm bakıyor, halsiz. Ay bir de yürüdük de yoralım mı yani? Doğru söylüyorsunuz aslanım. Zaten bu tip bir köpeği benim sokakta gezdirmek karizmam için iyi değil. Ama ayrıca bu hayvanın halsizliği benim de gözümden kaçmadı. Değil mi? Ay hasta filan ol. Kuduz filan olmasın bu? Hı, kuduz musun lan, kuduz? Bana bak, bir vejeteryana mı götürsek acaba? Vejeteryana. Vejeteryana. Ay yani ana ol, cahillikten öleceksiniz. Vejeteryan, hayvan doktoru yani. Giderken yarım kilo ıspanak da götürelim de belki etle arası yoktur. He? Bir şey mi dedin? Yok efendim, ben hemen veterinere götüreyim diyorum yani. Ay götür götür, annesi varsa bir baksın. Hadi. O zaman biz gidelim aslanım. Hadi gidin. Ne yapıyorsun? Tamam, çantama koy. Ay gitmeden öldüreceksin hayvanı. Çıkar oradan onu. Ön koltuğa oturt, emniyet kemerini tak. Ben kaybetmeyi sevmem, seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım bilirsin. Ben kaybetmeyi sevmem, seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım. Şey, yeterince kendini vermiyorsun. Başına alalım. Tamam abi, tamam, çok pardon. Olacak bu sefer, bir daha ver, tamam. Ben kaybetmeyi sevmem, seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım bilirsin. Ben kaybetmeyi sevmem, seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım bilirsin. Kuzey, yıkarım değil yakarım diyecektin. Hadi abi ya, bu parça albümün lokomotifi, biliyorsun değil mi? Ya tamam, çok pardon, ya sözleri karıştırdım. Olacak bu sefer, hadi ver bir daha ver abi. Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya, elimden geleni yapıyorum, aklım yerinde değil. Gelsen oku o zaman. Senin aklın yine o kızda değil mi? Ya ne yapayım abi, çıkaramıyorum Selena'yı aklımdan. Bak bana bir 5 dakika müsaade et, bir telefon açayım, tamam mı? Hatasız olacak bu kayıt, hiç merak etme. 5 dakika müsaade et. Peki abi, ara konuş, sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Tamam abi, hadi. Ah Nazlıcık, yükledim bu horozumu elbisine. Her seferinde irkiliyorum. Neyse bir ara değiştiririm artık. Of ya, hiç çekemeyeceğim. Ne yapsam? Açsam olmaz. Açmasam çaldırmaya devam edecek. Aa, buldum tabii ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ah, işte bu. Acaba daha sonra da tekrar denemeyin dese miydim? Yok canım, o zaman da kesin anlardı. Neyse, şimdilik hallettim. Ne oldu Kuzey, konuşabildin mi? Kafada ulaşamıyorum ya. Tamam, sakin ol. Sinir yapma lütfen. Ya anlamıyorsun beni İlhan. Bak bu kızı görmeden yapamıyorum. Beni anlamıyorsun. Anlamıyorum. Peşinde 1000 tane bayan hayranın var ama... Sen bu Selena'ya kafayı taktın. Ben bunu anlamıyorum. Ya bu kızın güzelliğinin, saflığının dışında benim de çözemediğim bir şey var. Bu kız benim olmalı, tamam mı? Selena benim olmalı İlhan. Geliştirdiğim görünmez sihir perdesini yerleştirmenin tam zamanı.
aptal sarışın Selena birazdan buradan gelip geçecek. Zaten her gün buradan gelip geçiyor. İyileri bu düzenli hayatlarına bayılıyorum. Yepa. İşte aşk perdemiz hazır. Bu aşk perdesini benden başka kimse görmüyor ve göremeyecek. Hatta Serena bile göremeyecek. Nerede kaldı bu aptal sarışın ya? Aa, işte geliyor aşk kekli. Aa Serena. Kızlar. Ne yapıyorsun? Nazlı. İyi misin hayatım? Bir şey oldu mu? Kahretsin. Yerin acıdı mı Nazlıcığım? Devire gidelim mi? İster misin? Yok, gerek yok. Bir bakayım. Gel yavaş kal. Gelme. Geçme. 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 Aa, kahretsin. Geçti bile. Bu aşk perdesi tek kullanımlıktı. Tıpkı sibopsuz Çin çakmakları gibi. İkinci bir kullanımı yok. Ah Selena. Ah. Yine kurtuldun elimden. Sanayi bir saat evvel bir tane kahve söylemiştim. Nerede kaldı acaba? Ana. Hanım al. Bana bak şark köşesi kılıklı herif. Ben sana her sabah bu saatte bir adet orta şekerli Türk kahvesi içmezsem kendime gelemem demedim mi? He. Dediniz. Dediniz. Ne herif istiyorsun? Manyak mısın? Nesin? Ne oluyor size bir? Aman Allah. Bu ne güzellik. Ya Rabbi, bu ne güzellik. Galiba ben aşık oldum. Ah! Ay, geliyorlar, geliyorlar. Ya hayırdır kızlar, neyiniz var? Yok bir şey, yok, yok. Ya nasıl bir şey yok ya, resmen ağlıyorsun. Birine bir şey mi oldu? Ay yoksa sen de mi öğrendin Kıvılcım'ın öleceğini? Ay ne yaptın Dilara? Kimse bilmesin demedik mi? Nasıl ya? Kıvılcım ölecek mi yani? Şşş, kimse duymasın. Sabahtan beri ağla ağla helak oldun. Allah Allah. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu ya? Abicim nasıl laf öyle ya? Nereden çıktı falan? Ne bileyim abi, ne denir ki? Aman sessiz olun, kimse duymasın. Kıvılcım bile bilmiyor az bir ömrü kaldığını. Geçen kontrolüne gitmişler. Doktor demiş çok az yaşar. Şşşt Dilara, cesur ol. Ya yapmayın ya. Kıvılcım ölecek mi şimdi? Ya peki başka kim biliyor? Aslı teyze, Ekrem amca, bir de biz. Siz nereden biliyorsunuz? Doktor teyzem benim, oradan biliyorum. Ya ne yapabiliriz ki? Şşşt, Kıvılcım geliyor. Ne haber Uza? İyiyim Kıvılcım, sen nasılsın? Bilmem. Böyle boşluktayım biraz. Üstümde bir hafiflik var. Her an böyle kanatlanıp uçacakmışım gibi geliyor. Hadi be. Kız arkadaşın nerede, göremedim onu. Ya boş ver şimdi onu. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Yoksa kötü mü görünüyorum? Yok yok Kıvılcım. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Oysa bugün ben kendimi böyle çok kötü hissediyordum. Yok yok Kıvılcım. Çok güzel görünüyorsun gerçekten. Hatta okulun en güzel kızı sensin diyebilirim. Değil mi abicim? Evet evet. Tabii ya, kesinlikle. Gerçekten mi? Yoksa şaka mı yapıyorsunuz bana? İrem, ne şakası hayatım? Bunlar gerçekler. Ay sağ olun. Benim de çok uykum geldi zaten. Şöyle bir sıraya kafamı koyup yatmak istiyorum. Burası biraz soğuk mu oldu? Aa, dur ben sana üstümü vereyim Kıvılcım ya. Soğuk falan. Ay çok kibarsın Ozan'cığım. Sağ ol. Fitnatçığım sorma, ay sinir içerisindeyim vallahi. Yani şu Ekrem bu ezik beslemelere verdiği değeri bana asla vermiyor. Ay öyle çok şımartıyor ki evlendiğimiz günden beri beni bile öyle şımartmadı. Ah şekerim ah, bilmez miyim bu erkek milleti zaten hep yanlış insanları şımartır. Mesela Burak Beyciğim de benim gibi esmer bir bomba dururken gidip o sarışa sipsi kılıklı kadını şımartıyor. Ay hayır, şımarttı şımarttı, tepemize çıkarttı. Şimdi de evden gönderemiyorum canım. Ay giderler canım, giderler merak etme. Eninde sonunda hak yerini bulacaktır.
ve bizim gibi iyiler kazanacaktır Aslıcığım. Ya öyle değil mi gerçekten? Tabii tabii. Gerçi iyiler de çok yaşamıyor ya. Çabuk gidiyorlar, çabuk çabuk. Ama ne bileyim, tıp ilerledi Aslıcığım. Bilim adamları belki de bizim gibi iyi insanları daha uzun yaşatacak bir formül, bir şey bulurlar. Ay, 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 uzun yaşamak dediğinde aklıma köpeğim Canıt'ın geldi, hasta. Hasta köpeğin mi, köpeğin mi hasta? Kudurdu mu, kudurdu mu? Yok be, ne kudurması, kudurmadı. Üstelik ben ona bütün aşılarını yaptırdım. Tetanos, kaba kulak, difteri, grip. Bütün aşılarını yaptırmıştım ama fazla ömrü kalmamış. Canım köpeğim Canıt'ın fazla uzun yaşamayacak yani. Ay köpek deyip geçme, insan evladı gibi seviyor. Ay gitti köpek, gidiyor. Gir. Size sıcak içecek bir şeyler getirdim hanımım. İyi hadi bırak git. Hangisinden içeceğinize kendiniz karar verin diye hepsinden getirdim. Hepsinden mi? He. Kahve, Türk kahvesi bol köpüklü, tavşan kanı çay, oralet, kakao, süt. Ay iyi hadi oralet alayım bari. Oralet. Buyurun. Ben de şey alayım. Dur bakayım dur. Hangisi dedik? Ay ortaya denk gelsin alayım. Süt içisiz. Teşekkürler. Evet. İsterseniz başka bir şey varsa yapabilirim. Yani ne isterseniz. İsterseniz sucamdan atlayabilirim. Aa, ne saçmalıyorsun sen enayi? Aman atla geber. Git seni köyünün yağmurları da yıkasınlar. Defol. Ay çok üzüldüm. Ama kalbimi burada bırakıp öyle gideyim ha. Sana yangın bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Merhaba sevgili Fitnat hanımefendiciğim. Benden bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldiydim. Hayır istemiyorum, hadi git. Emin misiniz? Mesela canınız bir aşk şiiri dinlemek istiyor olabilir diye düşündüydüm. Aşk şiiri mi? İstemiyorum, defol. Ama bakın bu şiiri sizin için bestelediydim. Gözlerin sanki bir ömre bedel. Bakışlarınla gel, gel, kalbimi del. Şimdi seni böbreğini möbreğini deleceğim ha. Çık dışarı defol, manyak mısın Nesi Behlül? Dertli gönüllerde gezen işte benim Behlül Dümen. Senin dümenini kırarım. Oh! Allah'ın cezası sana gelip. Defol git diyorum, yılışın sırtesi. Ne içtin sen ya, kafan mı tüter deli mi ne? Ay delirdi bunlar hepsi, ay tanrım. Ay bu seksinliğin başıma bela. Öyledir canım. Oh. Abi kesin yine seni elde etmek için yaptığı bir şeydir. Abi ya gerçekse, vicdanın rahat edecek mi o zaman? Ya etmeyecek tabii ki de ama abi kıvılcım işte. Ne var yani, kıvılcım hasta olamaz mı abicim? Abi söz konusu kıvılcım olunca neden senin arası gelmiyor insan? Abi kendi de bilmiyor ki ya, kendi bilmediği bir şeyle beni nasıl kandırabilir? Tamam abi tamam, sen inanmak istemişsin, artık yapacak bir şey yok. Ya oğlum kız ölüyor diyorum ya. Ya manyak mısın sen? Ya abi öldü falan yok, bariz numara yapıyor. İyi Aslıcığım, ne yapacaksın peki? Of ne yapayım Fitnatçığım, alıştıra alıştıra söyleyeceğim artık. Üzülme diyeceğim, şimdi gidiyorsun ama belki de uğur böceği olarak geri döneceksin diyeceğim. Sıkma canını, ölümlü dünyada kalın. Nasıl sıkmam Fitnatçığım? O benim canım kızım, her şeyim. Ay sorma, şimdiden evin içinde hastalık havası, sanki cenaze çıkmış gibi. Bir çaresi de yok ki o hastalığı. Yok işte yok. Kıvılcımın yüzüne bakamıyorum inan ki. Ama eninde sonunda öğrenecek bir tanem. Aslı teyze biz haberi duyduk, çok üzüldüm valla. Büyük geçmiş olsun. Sorma canım, teşekkür ederim. Biz de çok üzgünüz. Ya durumu çok mu kötü? Berbat, bildiğiniz gibi değil. Ama bakın aramızda kalsın olur mu? Kimsenin üzülmesini, kırılmasını falan istemiyorum. Tabii tabii. Ha canım, hadi görüşürüz o zaman. Ben kaçtım, tamam mı? Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyle. Bak manikürden sonra salonum var, sonra boşum. Hemen gelirim, inan olsun. Canım, çok düşüncelisin. Hadi. Ozan çocuğum, sen de babana selam söyle evladım. Tabii hocam. Sen de sınıfına git pis burslu. Nasıl abi, inandın mı şimdi ha? Ne bileyim abi, müneccim miyim ben? Of ulan of. Gözüm Fitnat Hanım'dan başkasını görmeyeyim. Onun ismini dağlara, taşlara, kuşlara, böceklere,
koyunlara, davarlara, her yere yazmak isteyeyim. Fitnat Hanımcığım, size olan aşkımı bu tostlarla dile getireyim. Lütfen kalbimi bu tost olarak görün. Birazdan da bu tostu, yani kalbimi yağlayıp tost makinesinde yakacağım. Of lan of. Ah, ah be ah Fitnat'ım. Ah. Aslında sana sarı laleler almak isterdim çiçek pazarından. Ama ne yazık ki kader utansın. Ay sonu ve benim para bitmiş vaziyette. Allah'ım yarabbim. Neyse. Ama olsun. Bütün kadınlar çiçeğe bayılır. Ve sormazlar nereden aldın diye. Vay be. Nasıl da aşık oluverdi. Halbuki hiç aklında da yoktu. Neyse. Şimdi bunları alıp Fitnat'ıma götüreyim. Aşk bu. Bekletmeye gelmez. Fitnat'ım geliyorum. Bakıyorsun sen Ozan? Hiç. Nasıl hiç ya? Resmen kıvılcıma bakıyorsun. Şey, dalmışım öyle ya. Bence dalma bir daha o tarafa doğru. Ya önüne baksana Erden. Allah Allah ya. Zaten görebildiklerimiz kısıtlı. Birisi sınır koyun tam olsun. Bak sen. Kızlar benim bir fikrim var. Hep beraber kıvılcımların masasına gidelim mi? Yok daha neler artık. Vallahi geçelim hem muhabbet olur. Ya bizden sıkıldınız herhalde. Yine şenlik var, kavga çıkacak. Ya hadi gidelim, kırmayın beni. Açıklarım sonra. Yani genelde açıklarım gibi kelimeleri aldatan insanlar kullanıyor Ozan. Bilmem farkında mısın? Daha bir şey yapmadan açıklıyorlar nedense. Kızlar sizi bilmem ama ben gidiyorum. Gelen gelir. Vallahi ben de gidiyorum. Yanlış bir şey mi yaptık biz? Yoo, tek yanlışımız onların erkek arkadaşımız olması. Bence arkalarından gidin. Asla. Hayatta olmaz. İyi, siz bilirsiniz. Kılıcımı sevgilinize kaptırırsanız hiç karışmam. Ne o Kıvılcım, kendi yemeğini kendin yiyemiyor musun? Ya bilmiyorum Selin'cim, kışlık birden böyle ağır gelmeye başladı. Aa, sabahtan beri ağzına bir lokma koymadın hayatım. Ye artık şunu. Ya bırak İrem su. Hem ben hasta değilim. Sadece biraz halsizim. Aa Kıvılcım neden yemiyorsun ama? Ya, ver sen şunu ver. Bak ne kadar güzel sıcacık da. Hanimiş Kıvılcım. Kim yiyor bunu? Kim yiyor? Yok artık Ozan ya. Burası biraz havasız mı oldu? Ben çıkıp bir dolaşayım ya. Kıvılcım ben de geleyim seninle. Ya evet evet biz de kalkalım. Evet evet. Bilerek mi yapıyorsunuz Ozan ya? Ya ne oluyor size? Yok hayatım siz kalın ben tek başıma yürürüm. Aa, olur mu hiç öyle Kıvılcım? Ben de koluna girerim senin. Hadi gel. Hadi abi. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum. Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım. Beni anlatmış sana. Ve sen ona unuttum artık onu demişsin. Hem de bu sözü gülerek, medarı iftiharla söylemişsin. Unutamazsın nokta noktam, unutamazsın. Çünkü unutmak için unutulmak gerek. Oysa ki sen hala bendeysen eski kavak yerisin. Unutamazsın. Kan değil tüküremezsin. Ruj değil silemezsin. Dişi dudaklarına dişimle yazdığım iki heceli erkek adımı unutamazsın. Çok güzelmiş gerçekten. Kimin şiiriydi? Rıza Polat Akkoyunlu'nun. Eyvah kesin Kuzey'dir arayan. Buranın yanında açmamazlık da yapamam. En iyisi duymamış gibi yapmak. Aşkım telefonun çalıyor. Yo ben duymuyorum. Aşkım duymuyor musun? Horoz gibi öten senin telefonun değil mi?
Yok, ben telefonumun mevzisini değiştirdim. Benimki değil. Allah Allah. Bu horoz sesi nereden geliyor o zaman? Yok, bu ses senin telefonunun sesi. Niye açmıyorsun anlamıyorum. Benim telefonum değil hayatım. Niye inanmıyorsun ki? İyi ama nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? Şeyden. Horoz. Horozdan geliyor. Aşkım, evde horozun ne işi var? Horoz? Burak, bu horozun evde ne işi var? Hiçbir fikrim yok aşkım. Gündüz evde temizlikçi vardı. O mu getirdi diyeceğim ama niye öyle bir şey yapsın ki? Hay Allah, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim, herhalde kovalayacağız. Evet. Ben yakalayayım. Yardım et bana. Ya Burak, ben korkarım. Ya sen kendin kovalasan. Tamam aşkım, ben hallederim. Ben saklanıyorum, kapıyı da kapatırım. Tamam. Kış 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 kış. Gel. Gel, gel buraya. Neyse, ortalık biraz karıştı ama halloldu. Ay neyse ki telefonuma aslan kükremesini yüklememiş Nazlı. Bakalım. Tahmin ettiğim gibi Kuzey aramış. İnanmıyorum, bu çocuk ne kadar ısrarcı bir çocuk ya. Mevriyi de değiştirelim. Oldu. Hah, sessiz alayım. Nereden alınıyordu? İşte oldu, tamamdır. Aşkım. Ay ay. Aşkım, yardım et, kapıyı aç. Tamam, biraz uzaktan gitsen. Tamam. Kıvılcım, iyi misin hayatım? Sen çok bitkin görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Sadece biraz halsizim. Gerçekten solgun gözüküyorsun. Ne oldu bilmiyorum ki. Hayatım bak, hiç yemeğinden de yememişsin. Beslemeler nasıl götürüyorlar homur homur. Yesene kızım, ye. Tabii tok gözlü ya kızım, ondan yemedi herhalde. Kıvılcım, istersen yarın seni bir doktora götüreyim. Yok yok, iyiyim. Gerçekten gerek yok. İyi, sen öyle diyorsan. Kızlar, dersler nasıl? Yakında geleceğim hocalarınızla konuşmaya. Çok iyi amcacığım. Derslerimiz gayet iyi. Benim de derslerim iyi. Amcacığım, ben sana takdir alacağım. Takdir alacakmışmış. Canım. Aferin sana Nazlıcığım. Ben bakarım. Yok, istersen ben bakayım. Ay bu da bir tuhaf yani. He. Kesin Ozan'dır, biliyor musun? Hep bu saatte Selin'i arıyor. Ha, Ozan arıyor. Kıvılcımaymış Selin'cim. Ne? Ne istiyormuş ki? Ha, ne istiyorsun? Özelmiş. Nasıl özel ya? Ne oluyor kız? Alo. Efendim hayatım, söyle. Olur. Senin için problem yoksa sen nasıl istersen öyle olsun. Hı-hı. Tamam tamam, sorun yok. Yani ben açıklarım diyorsan. Ben odamdayım. Güle güle canım. Afiyet olsun Ekrem amca. Afiyet olsun çocuğum. Güle güle. Ben de mutfaktayım. Ah, bir su getir. Ay, su varmış zaten. Tamam Ozan'cığım, sonra konuşuruz biz. Ne diyor? Demek telefonu ısrarla açmıyorsun prenses. Seni duymamaya bir süre daha dayanabilirim ama sana karşı olan hislerimi mutlaka anlatmam lazım. Sanırım bunun da en iyi yolu senin için yaptığım şarkının sözlerini sana mesaj atmak. Seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yakarım bilirsin. Bu filme boşu boşuna para verdik. Neden? Neden olacak? Eminim az önce o horozu kovalarken Jim Carrey'den daha komik görünüyordu. Hala anlamıyorum o horozun nasıl olup da evime girmiş olabileceğini. Bilmem. Yani şey, söyledin ya, temizlikçi kadın varmış. İyi ama temizlikçi kadın niye horozla gelsin ki işe? Ne bileyim. Hem belki kadının kocası horoz dövüşçüsüdür. Horozunu da karısına emanet etmiştir. O da getirmiştir.
Boş ver, biz filmimizi izleyelim. Telefonun ışığı yanıyor. Ha, evet, şey. Mesaj gelmiş. Sessize mi aldın? Evet, şey, film izlerken rahatsız olmayalım diye sessize almıştım. Ben kaybetmeyi sevmem. Seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım bilirsin. Ya salak mı bu çocuk ya? Nasıl böyle şeyler yollamaya cesaret edebilir ki bana? En yakın arkadaşının kız arkadaşıyım üstelik. Acaba artık Burak'a söylesem mi? Olmaz. Tatsızlık çıkar. Zaten yüz vermeyince kendiliğinden vazgeçer herhalde. Kimdenmiş? Şeyden, bankadan. Yani kredi için bir kampanya yapmışlar, ona haber veriyorlar. Önemsiz zaten, sildim. Aa, aşkım ben çayları koyayım o zaman. Tamam? Tamam. Kuzey mi? Ben kaybetmeyi sevmem. Seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yıkarım bilirsin. Kuzey'in şarkısının sözleri. Ama niye Kuzey yazsın ki bunları Selena? Çaylar hazır. Şeker ister misin? Bir kaşık olsun. Al bakalım. Hah, kızlar da geldi. Çocuklar, benim bir iki yerde işim var, onun için erken çıkıyorum. Zülfikar sizi okula bırakacak. Tamam mı? Hah, bu arada harçlıklarınızı da vereyim. Al bakalım şekerim. Ay, teşekkürler abi. Bu da senin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz amcacığım. Teşekkür ederiz amcacığım. Ay bir kere de istemeyiz amcacığım deseler dişimi kıracağım. Al Kıvılcım, bu da senin kızın. Ben senin kızın değilim bu bir. İkincisi de ben bu beslemelerle niye aynı parayı alıyorum Ekrem? Ya Allah Allah. Ne biçim konuşmak bu? Sen tabii kardeşlerinle aynı parayı alacaksın. Ama istemiyorsan. Aa, istemez olur mu Ekremciğim? Şaka yapıyor, şaka şaka. Al kızım, yoksa o parayı da beslemelere verecek. Al. Hadi bakalım, iyi dersler. Size de iyi işler. Ah ah, çok teşekkür ederim. Bak amcasına iyi işler de dilermiş, duydun mu Aslı'cığım? Ya sen amcasına iyi işler mi dilerim? Yerim ben sen o boncuk göze, yerim, yerim, yerim. Canım benim, çok seviyorum Ekrem. Belli, hadi al Aslı. Hadi canım. Hayırlı başarılar hayatım. Teşekkür ederim. Git ekmek paramızı kazan gel. Canım benim, görüşürüz. Ama önce bestemeleyle görüşelim değil mi? Verin bakalım şu paraları. Verin, 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 verin. Ama bunları bize amcam verdi. Yengeniz de aldı canım. İşte dünya böyle çocuklar. Size büyük bir hayat dersi. Amcalar verir, yengeler alır. Hem bu kadarcık parayı ne yapacaksınız çocuklar? İşçisi bir yerde toplansın da bir işe yarasın değil mi? Al kızım, senin masrafın çok olur. Güle güle harca. Ama bu haksızlık. Nazlıcığım boş ver, alıştık artık zaten. Neyse ki amcam harçtan yarısını dün vermişti. Ben mutfaktaki kavanoza koydum. Oradan alırız sonra. De, tamam o zaman, ben hemen geliyorum şimdi. Siz yengenizle dalga geçmek ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sağdan soldan bir rencide ederim sizi. Vallahi 6 ay kendinize gelemezsiniz. Ha? Ay, çok mutlu olurduk yengeciğim ama okula gitmemiz gerekiyor. Siz bizi sonra rencide edersiniz. Ay hala dalga geçiyorum, çıldıracağım. Ekrem hep bunları şımartı, tepemize çıkarttınız. Ozan! Aa, hayırdır çocuk, kapatın şu kapıyı. Ay soğuk dondum vallahi. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk Kıvılcım. Ay canım, hayırdır? Evet Ozan, hayırdır? Sabah sabah buraya Kıvılcım'a sarılmak için gelmedin herhalde. Niyeymiş o? Nesi varmış benim kızımı? Sarılır tabii. Sarıl kızım, sarıl. Yapış bakayım, yapış. Ay ne güzel yakışıyorlar. Şunlara bak canlarım. Evet Ozan, sabah sabah buraya gelişin nedenini açıklıyordun. Şey, okula gidiyordum da hani bir de kızlara uğrayayım dedim. Kızlar derken herhalde beni, Leyla'yı ve Nazlı'yı kastediyorsun değil mi Ozan? Allah Allah, niyeymiş efendim? Tabii ki Kıvılcım'ı kastediyor.
Evet tabii, bir de Kıvılcım da var. Yani sonuçta hepiniz benim arkadaşımsınız değil mi? Ben olsam o kadar emin olmazdım. Evet, hazırsak artık okula gidelim. Araba hazır kızlar. Oo delikanlı, ne haber ya? Hangi rüzgar attı? Bizim arabayı mı çöküyorsun bugün? He? Biz de onu anlamaya çalışıyorduk zaten. Neyse yürüyün hadi kızlar. Hadi. Aa evet evet, aynen öyle. Hadi yürüyün kızlar. İşte size günün sürprizi, okula yürüyerek gideceksiniz. Ne? Ne demek ne? E işte okula yürüyerek gideceksiniz. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Size ceza. Ya niye cezalıyız ki? Çünkü cezalısınız efendim. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Nasıl olsa önümüzdeki günlerde bir suç işlerseniz ona mahsup ederiz. Tamam mı canım? Hadi bakayım. Aslanım hava çok soğuk gerçekten. Kızlar hasta olabilir. Ay Zülfikar, sana bir şey soran oldu mu canım? Araba hazırsa benim bir tanecik kızım Kıvılcım için, onun bir tanecik arkadaşı Ozancık için hazır. Onlar üşümesinler diye. Bunlar için değil herhalde. Hadi bakayım hadi. Neyse herhalde Ozan da zaten bizimle yürümeyi tercih eder değil mi Ozan? Öyle mi Ozan? Ben Kıvılcım'la gitsem iyi olacak senin. Okulda görüşürüz. Hiç sanmıyorum. Hadi canım hadi 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 bakalım yürüyün. Görüşürüz. Hadi canım. Hayırlı işler. Ne bakıyorsun, yürü. Yürü. Çocuklar geç kalmayın okula. Hadi bakayım yürüye yürüye anca gidersiniz. Hadi hadi. Sanmıyorum ya. Ne oluyor burada ayo? Bunları sizin için, size özel hazırladım Fitnat Hanım. Buyurun afiyetle yiyin. Ne bu böyle? Bu aşk çiçeği tostudur, bu da aşk çiçeği gazozudur. Tabii içlerine biraz aşkımı ve sevgimi de katıştırdım. Size olan hayranlığımın bir ifadesi olarak lütfen bunları kabul edin. Aa, çek be, inek miyim ben bunları yiyeceğim? Yeme ben bunları. Estağfurullah. O nasıl söz öyle? Burada bir inek varsa o inek bizzat benim. Aşk ineği sanayi. Hatta buyurun. Aha. Bunu yedikçe size olan aşkım da kas be kas artıyor Fitnat Hanım. Ah ah, şu çekiciliğimin farkına birazcık da Burak Bey varsa. Ama biliyorum bir gün mutlaka anlayacak. Anlayacak. Sen gerçekten büyük baş davar çıktın öküz, Allah cezanı versin. Ye. Git git ormanlık alanda yaşa. Beğendi galiba. Canatan, Canatan, can güzel köpeğim, beni bırakıp nerelere gittin sen? Can yoldaşım, ay karşımızsın seven insan dostum, canım benim. Ağla sana, ne duruyorsun? Ay ben yapamıyorum, sen de. Çok üşüdüm ben. Hadi işini bitir gel sen. Aslanım üstünü böyle top top mu bırakayım, düz mü kalsın? Allah! Hazır mısın Ozan? Neye hazır mıyım aşkım? Aşkım mı? Hayret, Kıvılcım da burada değil ama beni tanımadın galiba Ozan. Selim ben, eski sevgilim. Çok sert tepkiler veriyorsun Selim. Ve inan bazen hakkımı yiyorsun. Zamanı gelince her şeyi sana anlatacağım. Zamanı geleli çok oldu ama senin açıklaman hala ortada yok Ozan. Belki çok saçma olduğundan gelmeye çekiniyordur. Selin'cim ne yaparsan yap şu anda sana anlatamam. Tamam mı? Son sözün bu mu yani Ozan? Ozan'cığım işin var mı? Yok Kıvılcım. Bir dakika gelebilir misin o zaman? Sana anlatacaklarım var. Tabii geliyorum hemen. Gitmeyeceksin değil mi Ozan? Gitmem gerek Selin. Ya bizim konuştuğumuz şeyden daha önemli ne konuşabilirsin ki Kıvılcım'la? Selin gitmem gerekiyor. Zamanı gelince sana her şeyi anlatacağım, tamam? Ya inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum. Başka bir arzunuz var mı efendim? Burak. Efendim. Başka bir isteğiniz var mı diye soruyor arkadaş.
Şey yok, teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Aşkım, iyi misin? Evet, iyiyim. Yok bir şey. Derse ilgili bir şeyler düşünüyordum. Mesaj geldi galiba. Bakmayacak mısın? Ya, evet. Ya öyle alakalı alakasız bir sürü mesaj geliyor. Bilgi mesajıdır. İyi, ben bir ellerimi yıkayayım. Sonsuza kadar arayabilirim. Sen sonsuza kadar açmadan durabilecek misin prenses? İnanmıyorum ya. Nasıl bir pişkinlik bu? Ama ben hissetmiştim. Bu çocukta sevmediğim bir şeyler var demiştim. Uf. Al işte. Ne var? Ne istiyorsun? Oo prenses. Direncin kırıldı demek. Ne istiyorsun dedim. Yapma prenses. Ben bu ses sonunu hak etmiyorum ama. Bak Kuzey, sürekli arayıp mesaj atıp rahatsız ediyorsun. Derdin ne senin? Derdim seninle buluşup konuşmak. Sen ne biçim bir adamsın ya? Sözde Burak'ın en yakın arkadaşı olacaksın. Utanmıyor musun? Ya istersen bunları buluştuğumuz zaman konuşalım prenses. Böyle bir şey olmayacak. Bu durumda ben de mesaj çekmeye ve aramaya devam etmek zorunda kalacağım o zaman. Peki, buluşalım. Ama sadece bu saçmalığa bir son vermek için. Bu akşam buluşuruz. Tamam prenses. Hadi buluşup konuşalım. Akşam 8'de görüşürüz. Bay bay. Hayrola? Kimmiş arayan? Hiç. Şey yani fakülteden bir kız arkadaş. Ya. Rüyasında mı görmüş? Aa evet. Rüyasında görmüş. Hatırımı sormak için bir aramış. Yani aradı. Tahmin ettim. Neyse. Bak ne diyeceğim. Çok güzel bir film gelmiş. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Bu akşam mı? Olmaz. Yani ben havalar soğuk ya pek dışarı çıkmak istemiyorum. Tamam. O zaman sana gelirim evde takılırız. Bana mı? Olmaz. Yani bu akşam olmaz. Niye? Bir programım mı var yoksa? Evet. Bir programım var. Yani fakülteden kızlar bana gelecekler. Pijama partisi yapacağız. Pijama partisi? Evet. Şey, dalga geçersin diye daha önce sana söylememiştim. Biz böyle arada buluşup film falan izliyoruz kızlarla. Az önce arayan da o kız arkadaşın mıydı? Az önce arayan? Aa evet, oydu. Nereden bildin? Peki. Emin misin Ozan, buraya oturmam sorun olmaz değil mi? Aa hiç sorun değil Kıvılcım, oturabilirsin sen ya. Keyfine bak yani. Ya Selin... Sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Evet farkındayım Leyla. Önemli değil artık zaten. Ozanlarımızda her şey bitti. Unuttum gitti. Ya neden Kıvılcım'a böyle davranıyor ki? Bilmiyorum açıkçası artık merak da etmiyorum. Peki boş ver. Zaten yakında anlaşılır. Anlaşılmasa da olur. Baksana ne mutlular yani. Buldular onlar birbirlerini zaten. Ay Ozan burası biraz soğuk mu oldu yine? Aa Kıvılcım dur ben sana üstümü vereyim. Ama sen üşüme sonra. Yok yok Kıvılcım üşür müyüm hiç ya? İnanmıyorum ya. Bir kere yaptın bana böyle bir şey Leyla. Hani unutmuştun? Ya nasıl unutayım Leyla? Daha bir gün bile olmadı ki ayrılalı. Ya boş ver. Erdem de İrem Su'nun yanında oturuyor. Yani ben hiç dert ediyor muyum? Ya. Dert ediyorum ama ben ona yapacağımı biliyorum zaten. Oturun. Yoklama yapmayacağım bugün. 20 kişinin neresini yoklayacağım ki? 1366 Erdem şerefsizi, 1375 Selin Bey namazı, aynı gaz, aynı hamam. Verdiğim ödevler yapıldı mı? Ödev vermemiştiniz ki hocam. Ödev vermediniz ki hocam. Sana mı soracağım? Sırtı. Bey namaz. Ükela. Gel bakalım tahtaya. Sevri. Kardeşini de al öyle gel. Geç bakayım. Bugün problemlerden gideceğiz. Bakalım kimin ne problemi var. Kimin ne problemi yok. Hepsini göreceğiz. Problemin nedir senin kızım? Hocaya gelince değil papuç gibi. Dut yaprağı.
Generation Next. Şaka şaka. Tabii ki bu anlamda bir problemden değil, matematik problemlerinden gideceğiz. Ha. Kincik, bu 1375 Selin Beynamazı'nın elinde bir dost var. Ne de kızım tost? Yok hocam. Yok hocam. Aa, o zaman hiç matematik dersi yapmayalım. Problem ettiğin şeye bak Beynamaz. Git bakayım iki tane tost kap. Haydi baş baş. Saatte 50 kilometre hızla git. Zaten sabahtan beri bir şey yemedim. Midem eşkiyor. Asit yapıyor devamlı gaz. He, bu Selin Beynamazı'nın tostuna karşılık Leyla Beynamazı'nın elinde ne var? Hiçbir şey hocam. Kızım, şimdi siz böyle yapacaksanız biz hiç matematik dersi yapmayalım o zaman. He? Ondan sonra kanaat notları düşük gelir. Kanaat notlarının düşük geldiği velileri Kur'an'a gider. Veliler okula gelir. Bizim çocuğu neden sınıfta bıraktı? Sen de git bir tane ayran kap bakayım. Haydi. Sen de saatte 30 kilometre hızla git. Neyse, şimdi yoklama yapalım. Evet. 1375 Selin Beynamazı. Kantine göndermiştiniz hocam. Yok ya. Tabii ben salağım, ben gerizekalıyım, ben öküzüm. Her şey sen biliyor musun da değil mi? Ama şu an burada mı? Yok. Bakıyoruz yok. Evet. Yok. Sıfır. Bu da benden. Evet. 1453 Leyla Beynamazı. O da yok. Onu da kantine yolladınız ya. Demedin şimdi. Farkındaysın. Aferin. Evet Selena. Günümüzden 3000 yıl öncesine kadar olan sihirleri araştırdık. Ve senin istediğin sihir değiş tokuşunu... çözümleyecek sonuca ulaştık. Bu şekilde konuşarak biraz magazin programı sunucuları gibi olmadık mı? Evet, ne diyordu? Daha doğrusu ben ne söylüyordum? Sihir değiş tokuşundan söz ediyordunuz. Evet Selena, araştırdık ve senin istediğin bu sihir özelliğini vereceğiz. Harika. Ama tabii buna karşılık sen de bir sihir özelliğinden vazgeçeceksin. Hangi sihir özelliğinden vazgeçeceğine karar verdin? Aslında ben sihirlerimin hepsini çok seviyorum. Ama madem birinden vazgeçmem gerekiyor, o zaman geçmişe gitme sihirimden vazgeçebilirim. Yüce olsun. Yüce olsun. Evet, ne var? Ne var Afrodit? Söyle. Ben de sihir takası yapmak istiyorum. Yani yüz gerdirme sihiri yapmak istiyorum. Ha, buna karşılık Selin sihirinden vazgeçebilirim. Evet, bunu yapabilirim. Hayır Afrodit, hayır. Hayır, benim böyle magazinsel sihir yapmalarıyla uğraştırma. İşlerim var şimdi. Üf ya, kimse beni ciddiye almıyor. Yani gideceğim şu Ütopya'dan, bensiz kalacaksınız. Kalacaksınız böyle. Yani yok ki bana karşılık böyle uygun gelen bir televole gezegeni, değil mi? Gitsem oraya karıştırsam ortalığı. Ah, pekala. O halde sihir takasına geçebiliriz Selena. Ben hazırım Yüce Onos. Evet. Geçmiş olsun Selena. Özelliğine kavuştum. Çok teşekkür ederim Yüce Onos. Oo, Diloş süpermiş bu ya. Bu ciğer 5 para etmez tam bana göre. Ay teyzem sağ olsun. Elindeki hastaların en kötü durumda onu buymuş yani. Güzel. Ne yapacağız da biliyorsunuz değil mi? Ne yapacağız? Of, of Dilara ya. Vallahi çürüttün beni çürüttün. Senin yüzünden bir gün gerçekten hasta olacağım ha. Ay Allah korusun Kıvılcım öyle deme. Ozanlar geliyor kızlar, ben kaçtım. Kızlar, Kıvılcım nereye gitti? Biraz yalnız kalmak istiyormuş. Teyzem ben Kıvılcım'ın röntgenini aldım. Aa, yanında mı? Evet ama çaktırma. Hı? Ya iyi de abi biz de anlarız röntgenden ya. Nasıl ne anlarız abicim? Bak işte burada bir kalp var. Bir şey anlamıyormuşuz doğru ya. Bu bizde kalabilir mi? Tabii sorun olmaz. Sağ ol. Ya of ya. Kızcağız bari son günlerini mutlu mesut geçirse. Ne yapabiliriz ki biz onun için? Bizim yapacak bir şeyimiz yok ama belki Ozan'ın bir şeyleri vardır. Evet.
Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Gel abiciğim. Ben kaybetmeyi sevmem. Seversem alırım bilirsin. Çok güzel bir film gelmiş. Bu akşam sinemaya gidelim mi? Bu akşam mı? Olmaz. Yani ben havalar soğuk ya pek dışarı çıkmak istemiyorum. Tamam. O zaman sana gelirim evde takılırız. Bana mı? Olmaz. Yani bu akşam olmaz. Niye? Bir programım mı var yoksa? Evet. Bir programım var. Yani fakülteden kızlar bana gelecekler. Pijama partisi yapacağız. Saçmalıyorsun Burak. Selena öyle bir şey yapmaz. Kocana ne dedin evden çıkarken? Canım ne diyeceğim? Kız arkadaşlarla buluşacağız dedim. İyi hayatım dedi ona safsa. Merhaba Sabri amca. Ozancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sabri amca? İyi oğlum. Öldürmemeye çalışıyoruz. Bu arkadaş? Erdem. Memnun oldum Sabri amca. Memnun oldum. Sabri amca biliyorum çok yoğunsun ama senden bir ricamız olacak. Söyle bakalım. Bu röntgen bizim bir arkadaşımızın ve doktorlar çok az zamanının kaldığını söylüyorlar. Bir bakabilir misin? Ver bakayım. Fena görünmüyor. Fena görünmüyor mu? Nasıl yani? Ölmeyecek mi? Hayır ölmeyecek. Hatta ciğerleri bayağı sağlam. Sadece küçük bir iltihaplanması var ciğerin uç noktasında. Ama bu hastalık için de yeni aşı çıkardılar. Aşı mı? Emin misin Sabri amca? 40 senedir bu işi yapıyorsam eminimdir oğlum. Ya doğru tabii ya benimki de akıl işte. O zaman yanlış teşhis koymuşlar. Kurtardık oğlum kılıcımı. Kurtardık kardeşimi. Kurtardık mı? Engel olmayayım gençler ama önce arkadaşınızın o iğneleri olması lazım. Peki senin işin kaç gibi biter Sabri amca? Neredeyse bitti gibi. Ben de çıkmak üzereyim. Peki senden bir şey daha istesek? Ne demek seve seve. Sinir oluyorum. Mecburen gidip buluşacağım şimdi o çocukla. Nereden açtım ki kendi başıma bu belayı? Ya keşke konsere hiç çağırmasaydım. Kim ki? Birini beklemiyorum. Herhalde kapıcıdır. Burak. Selam. Selam da sen niye geldin buraya? Hiç. Bu taraftan geçiyordum da. Dedim 2 dakika uğrayayım. Siz şimdi güzel güzel pastalar falan yapmışsınızdır. Ama hayatım senin içeri girmen hiç doğru olmaz. Sonuçta kızlar partisi bu. Merak etme çok kalmam. 1-2 lokma bir şey atıştırıp giderim. Eyvah. Pijama partisi olmadığını görünce anlayacak yalan söylediğimi. Aa sen kimsin? O benim erkek arkadaşım Burak. Aa demek anlata anlata bitiremediğin yakışıklı Burak bu. Merhaba. 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 Selena eve erkek arkadaş getirmek yasak değil mi? Yok ben öyle geçerken bir uğramıştım. Gidiyorum şimdi size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Aşkım görüşürüz. Ah be Burak ah. Al işte. Günahını almışsın kızım. Saçma sapan kuruntular yaparsan böyle olur. Biraz mantıklı olsana. Selena seni niye aldatsın ki? Üstelik en yakın arkadaşınla. Ey Allah'ım. Oh neyse ki anlamadı. Neyse şu hayaller karşılardan kurtulayım da. Gidip Kuzey'i hayatımdan tamamen çıkartayım. Numara çeviriyorsun. Hiç gazete okuyorum. Tüh bak Selin'cim gördün mü? Üçüncü
sayfa haberlerinde yine yoksun. Amacın ne senin ya? Çünkü kabul ediyorum bu sefer bayağı yaklaştın. Ozan'ın bana aldığı tişörtü gördün mü? Aynısından bana da almıştı. Bu başka bir rengi ama. Sinemaya giderken bunu giyeceğim. Güzel değil mi? Hı, sinemaya da gidiyorsunuz yani. İki sevgili ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz canım. O senin sevgili falan değil Kıvılcım. Senin de değil ama. Selim boş ver, konuşma şununla. Evet ablam. Ozan'dır. Ben bakarım. Ben daha yakın. Ya çekeyim. Ozan? Ozan? Erdem? Kıvılcım ölmeyecek misin? Ne ölmesi ya? Ne? Senden herkes sakladı. Yani herkes seni Öcen'i zannediyormuş ama yanlış teşhis koymuşlar. Ne teşhisi ya? Müsaade eder misin? Ne teşhisi? Bak bu elimdeki röntgenler senin. Bak altında ismin de yazıyor. Evet biliyorum, ben çektirdim geçen gün. Herkes seni ölecek zannediyor. Annen, baban, İrem, Sulu, Dilara. Kıvılcım ölecek mi? Bu arada Sabri amca doktordur kendisi. Alanında bir numara, en büyük kral. Yok bir şeyim kızım, korkma. İyi, korkmuyorum zaten amca. İyiysem sorun da yok demektir. Bence kapatalım biz bu konuyu, değil mi? Bir dakika. Sen demek Kıvılcım ondan öyle. Selin'cim sonra konuşuruz bunu, tamam? Yok, şimdi konuşun bence. Yok, önce yapmamız gereken bir şey var. Neymiş o? Evet Kıvılcım, hastalığının iyileşmesi için 12 tane iğne olman gerekiyor. İğne derken? O kadar önemli bir bedel değil. Özellikle sağlığın düşünüldüğünde. Evet Kıvılcım, bence eğlenceli bir deneyim olabilir bu. Ben o iğneyi olmasam... Ol. Bu iğneyi olmazsan bu hastalık başına iş açabilir. Ben iğne falan olamam amca, gerçekten bak. Alerji yapar, ben de koşuntu yapar, kabarırım ben. Amca gelme üstüme ne olur. Amca çek şunu. Çok günah bak, çok günah gerçekten. Yaklaştırma onu bana. Ben çok korkarım iğneden. Ya bak vallahi hemen sana yalan söyledim biliyor musun? Vallahi ben hasta değilim aslında. Herkes iğneyi görünce aynı şeyi söyler. Ne alakası var ya? Yapma kızım. Bak yaklaştırma onu bana, çok güzel olur. İzinler bize yaptığınızı bakıyor musunuz öyle? Bak yaklaştırma onu bana, çok güzel olur. Ekmekle gazetenizi getirdim Burak Bey. Sağ ol Niyazi Efendi. Rica ederim beyim. Selena'yı da mı çağırsaydım acaba? Ama yok. Geç saate kadar oturmuşlardır şimdi. Uykusunu bölmeyelim. Gazetenindekini merdivanda düşürmüşüm de. Sağ ol Niyazi Efendi. Yani demek Kıvılcım hasta olduğu için öyle davrandı. Evet, kimseye söylemememiz gerekiyordu. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Ya ben de bir an sandım ki... Ne sandın? Beni gerçekten bırakacaksın sandım. Ya saçmalama, olur mu hiç öyle bir şey? Aklımdan bile geçmedi. Ya sadece öleceğini sandığım için. Ya biliyor musun? Neyi? Ben seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Acıyor ya. Ay bilmez. Ama bu hikaye burada bitmez. Hepsinin hesabını tek tek soracağım.
İyi misin Kıvılcım? Evet İrem sucum, bomba gibiyim. Ya saçmalamasana ya. 12 iğne yedikten sonra iyi olan birini gördün mü sen? Gördün mü bu ya? Gördün mü? Görmedim. Ama bu hikaye burada bitmeyecek, göreceksiniz. Nefret ediyorum. Ay hayat çok zor ya. Aa, Burak, sen bana mı geliyordun? Hı hı. Ben de sana geliyordum okula seni görmeye. Ya. Evet, sabah sabah sevgilimi göreyim de günüm güzel geçsin dedim. Dün nasıldı? Dün iyiydi, yani eğlendik, öyle film falan izledik. Ya, demek film seyrettiniz. Adı neydi filmin? Sevgilim nasıl aptal yerine koydun mu? Yo, öyle bir film mi varmış? Demek başrolünde oynadığım filmi bilmiyorsun. Olamaz.